Merhaba arkadaşlar, ben Oyuncu Baba. Bu ara çocuk istismarından dolayı çocuklarımızın güvenliğini sağlamak için basit, bir o kadar da etkili Viki 3 akıllı saat, çocuk akıllı saatini size anlatmak istiyorum. YouTube'da ya da başka bir mecrada bu kadar detaylı bir anlatım olmadığından dolayı herkes su üstünden anlatmış biraz. Ben size biraz daha detaylı anlatmak istiyorum. Viki 3 akıllı saat var. Bunun dışında Alcatel var. Up var marka. Bunların içinde neden Viki 3'ü seçtiğimi söylemek istiyorum. Viki diğerlerine göre model olarak yeni nesil, yeni özellikler katılmış. Fiyat olarak biraz daha onlardan, rakam olarak biraz fazla ama görünüm olarak biraz daha basit bir görünüm var. Şimdi çocuk saati olduğu için çok bir detay, çok bir akıllı saat olsun istemedim işin aslı gerekirse. Yani çocuğun kolunda gören bunu bir basit bir saat olduğu izlenim yaratsın istediğim için Viki 3'ü alma sebeplerinden öncelikli olarak birincisi bu. Gördüğünüz gibi yani pazardan aldığınız hiçbir saatten yani pazar saatinden hiçbir farkı yok. Onun dışında kordonları plastik bildiğiniz şey saatleri yani bildiğiniz İstanbul ucuzluk gibi basit bir ucuzlukçudan alacağınız 5 liralık saatten hiçbir farkı yok şu an saatlerin. Genel itibariyle ön tarafta bir kamerası var. Şurada kamera görüyorsunuz. Burada açma kapama bir düğmesi var. Şurada bir lambası var. Şu SOS yazan yerde çocuğunuza acil bildirim yapabileceği bir düğme koymuşlar. USB girişi buradan şarj ediyorsunuz. Günlük şarjı 3 gün. Yani sürekli konuşması, görüşmesi aynı cep telefonu gibi düşünün. Bataryası ufak ama sürekli görüşmeyeceği için de 2 günlük bir şarjı sunuyor size. 2 günlük şarjı da bence yeterli gibi. Zaten dışarı çıkıp geldikten sonra geri tekrar şarja takabilirsiniz. Lityum batarya olduğu için çok bir sıkıntısı olacağını hissetmiyorum. SIM kart girişi burada zaten. Şu gördüğünüz ufak delikte mikrofon girişi. Buradan çocuğunuzla her türlü görüşme yapabilirsiniz. Kamera yaklaşık 1 MB'a yakın görüntü şey yapıyor. Yani 1 megapiksellik bir görüntü sağlıyor. O an çocuğunuzun etrafında ne var ne yok hepsini çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Birazdan açacağım. Açma kapama tuşu bir kere bastığınız zaman ekranı getiriyor, bir kere bastığınız zaman kapatıyor. Uzun süre bastığınız zaman da şöyle kendiliğinden kapandığını göreceksiniz zaten. Ya da indirdiğiniz uygulama üzerinden çocuğunuzun şeyini akıllı saatini uzaktan erişimle kapatabiliyorsunuz. Bunu biraz böyle uzun yapmışlar. Her çocuk bastığı zaman kapatıp aç tekrar uzun bastığınız zaman açıyorsunuz bunu. Gördüğünüz gibi açılışı bu şekilde hoş geldiniz diyerek açıyor. İki çeşit saat var. Bir dijital, bir analog. Buradan şöyle yakın göstereyim. Gördüğünüz gibi sol tarafta sinyal gücü hemen beliriyor. Sol tarafta internet veri çizgiler ortaya çıktı ve konumu şu an açık ve bataryası dolu durumda. Şöyle çevirdiğimizde rehberimiz var. Tekrar çevirdiğimiz zaman sesli mesaj özelliği var. Tekrar çevirdiğinizde arkadaş edin özelliği var. Bunları tek tek anlatacağım. Sadece gösteriyorum. Kamerası var şu anda. Bu menüler içinde gezdiğiniz zaman görüyor biliyorsunuz. Şöyle. Sonra araçlar var. Matematik oyunu var. Bu bayağı bir güzel bir matematik oyunu. Sonuçta bir 10 yaş çocuğuna ideal bir oyun var içinde. Yani benim çok hoşuma gitti aslında. Adım sayar var. Normal akıllı telefondaki gibi. Cihaz bilgisi var. Kare kod gibi. Ve tekrar rehberimiz var. Bastığım zaman geri dönüyoruz. Bastığım zaman kapanıyor. Çocuğunuz dijital kullanıyorsa bu saat var. Sol tarafa çektiğiniz zaman da normal analogdan dijital saate geçiyor. Sırasıyla bakalım rehbere giriyoruz. Bakın Bakayım. anneannesinin kaç tane numara isterseniz o numarayı buraya kayıt edebiliyorsunuz. 10 tane numara kayıt ediyorsunuz ve bu 10 numara hem çocuğunuzu arayabiliyor hem de çocuğunuz 10 numarayı arayabiliyor. Onun dışında aramasına müsaade etmiyor. Sesli mesaj buradan çocuğunuza sesli mesaj ya da çocuğunuz size sesli mesaj gönderebiliyor. Bastığınız zaman mesela şöyle ne yapıyorsun kızım iyi misin deyip dediğinden direkt gönderiyor. Bu direkt hem anneye hem de babanın telefonuna sesli mesaj olarak gidiyor. Tekrar çıkmak için geri tuşuna basıyoruz. Arkadaş edin diğer Viki 3 ya da Viki 2 serisi olan telefonlarla alakalı bir şey. Bu akıllı saat ile alakalı. Çevrenizde bu saati kullanan başka çocuk varsa kendi birbirlerini tanıdığı için birbirleriyle iletişim kurmasını sağlıyor. Yani 10 kişinin dışında arkadaşlarına WhatsApp gibi sohbet etmesine olanak sağlıyor. Kamera bu. Şöyle göstereyim. Ben böyle çıkıyorum tekrar. Buradan kamerayla fotoğrafını çekip istediğiniz gibi gönderebiliyorsunuz.
Kamerası da gayet ideal ve hoş. Araçlar kısmında fener var. Fenere geldiğiniz zaman bastığınızda gördüğünüz gibi fener lambası yanıyor. Yani şu an bir sürü akıllı telefonda bulunan özellik, en çok kullanılan özelliği buna direkt entegre etmişler. Çektiğiniz albüm fotoğrafı buraya atıyorsunuz. Buradan gönderebilirsiniz albüm olarak. Kronometre var. Buradan başlatabiliyorsunuz çocuğunuz için. Parlaklık ayarı var. İstediğiniz gibi parlaklığını ayarıp düşürebiliyorsunuz. Tema seçebiliyorsunuz. Mesela bu tema var. İsterseniz başka bir tema var. Mavi var. İki temadan oluşuyor. Ses düzeyini artırabiliyorsunuz. Ses düzeyi hoparlör ses düzeyi. Matematik oyunu gayet güzel. Şöyle göstereyim. Kolay seviyeden başlıyoruz. Örneğin 0 artı 1, 1 midir? Doğru diyorsun. 3'ten 3 çıkarsa 0 doğru mudur? Doğru. 2, 2 daha yanlıştır diyor. 5'ten çıkarsa 5 doğrudur. Doğru mudur? Böyle doğrudur dediğin zaman oyun bitiyor. Ona göre seviye düzenini ayarlıyorsunuz. Oynamak isterseniz yine başlıyorsunuz. Ona göre her yanlış yaptığınızda oyun bitiyor. Ona göre seviyenizi ayarlıyorsunuz. Buradan kolay zor diye seviyenizi geçiyoruz. Bence gayet güzel bir oyun bu. Bazıları beğenmemiş ama bence gayet iyi. Adım sayar var. Çocuğunuz açtığın zaman kaç adım atmış günde onu görebiliyorsunuz. Adım sayar zaten açık. Cihaz bilgisi var. Uygulama indirdikten sonra buradaki kare kod var. Aynı şekilde onunla cihaza bağlanıyorsunuz. Kayıt kodu var. ID numarası var. Bu ID numarası telefonunuzun internet üzerinden bağlanmasını için gerekli bir şey. Gerekli bir numara. Direkt telefonunuzun o uygulama üzerinden eşleşmesini sağlıyorsunuz. Ondan sonra buradan çıkalım. Cihaz bilgisi ve tekrar rehber. Çok fazla bir şeyim yok. Onun dışında sormak istediğiniz bir şey var mı diye eklemek istediğiniz bir şey var mı? Varsa arkadaşlar buyurun. Bu akıllı çocuk saati, bu biraz sonra da göstereceğim. Şu da, bu da benim akıllı saatim. İkisinin de dokunmatik olarak dokunmatiğini eşleştirip soran olursa şöyle göstermek istiyorum ikisini. Görüyorsunuz sağdaki Samsung'un en iyisi, soldaki de bu işin en iyisi. İkisinin de dokunmatiği gayet iyi. Dokunmatiği ikisi gayet güzel. Şöyle. Hiçbir problem yok yani. İkisi de gayet hoş bir saat efekti var. Gördüğünüz gibi. Başka sormak istediğiniz bir soru varsa arkadaşlar YouTube kanalından yorum kısmından yazıp sorabilirsiniz. Bu ilk videomuz Wiki 3 üzerinden. İkinci videomda uygulaması üzerinden konuşma ve görüşme harita üzerinden anlatacağım. Şu an sadece saatin genel görsel özelliğini ve yapısını anlattım. Arama sonlandırıldı diyor. Mesela biraz önce kim aradı? Biri aramış beni biraz önce. En son arayan kişi görünmüyor ama arayan meşgul attım kim aradıysa. Büyük ihtimal 10 kişiden biri zaten. Yani alınabilir mi? Bence alınabilir. Çünkü şu kamera özelliği, GPS özelliği ve kolundan çıkarttığı zaman alarm verme özelliği sadece bu markada var. Diğer markalarda bazı şeyler sabit ama bu markada bu daha geliştirilmiş. Çocuğunuza bence alın. Kaç yaşına tavsiye ediyorum? Bence 6 yaş ve üzeri. Çünkü şu an benim kızım 5 yaşında. Bazı uygulamaları kullanabiliyor ama aramayı, şey yapmayı. Onun dışında gizlilik esas olduğu için çok rahat gizli olarak bir şekilde anlatamıyor karşı tarafa. Yani bunu gizli olarak saklayamıyor. O problemimiz var sanki. O da 6 yaş üstü biraz daha aklı erdiği zaman çok rahat bir şekilde bunu kullanacağına eminim. Telefondan gayet iyi yani işin aslı. Wiki 3. Herkese iyi seyirler. YouTube kanalına abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum.